Amacı da ulaşmış. Bütün bizim işte kaymakamımız şu an yok hala Halebolu ilçe kaymakamımız. Süleyman Paşa kaymakamımız katılmıştı bizde etkinliklere. Katıldığımız etkinlikler, yaptığımız konuşmalar. Evet işte sanatçı Simge Sağ'ın bir paylaşım yapmış. Gülben Ergen paylaşım yapmış, katılmış. Ya katılır katılmaz. Yani tabii asıl konumuz bunlar değil. Ama yine de bununla beraber Haydibulu Noteri kanalıyla yapmış olduğumuz tehdit başvurularımız eğer bunlar yayınlanmazsa biz de hukuk yolunda devam edeceğiz. Cuma günü ve pazartesi günü tehdit başvurularımızı yaptık. Ondan sonra bakın bir belediye başkanına yakışmayan tweetler arkadaşlar. Diyor ki böyle yavazlık olmaz. Sinan Akçıl 15 Temmuz'da bayrak açtı diye CHP'li belediye Sinan'ın konserini iptal etmiş. Geçen sene yapılan muamelelerle bu seneki muameleler birbirine karıştırılmaya çalışılıyor. Arkasından devamında da işte olsun Sinancığım biz seni Ankara Festivali'ne davet ediyoruz. Çeşitli gazete haberleri bunların hepsini hepsinle ilgili durdurma kararlarını ve şeyleri başvurularına durdurma kararları alındı. Ayrıca da dediğim gibi tekziplerimizi yolladık. Bakın değerli basın mensupları, Sinan Akçıl tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda konserinin iptalinin sebebini 15 Temmuz'a ilişkin videosu gösterilmiş ve bu zihniyetteki belediye tanınması yapılarak şahsım ve belediyemiz hedef haline getirilmiştir. Bu kişinin paylaşımında esas alınarak yayınlanan haberlerde ise CHP'li belediye diyerek toplum nazarında ayrıştırılma ve hedef gösterme yapılmıştır. Ayrıca İyi Melek Gökçek'in böyle yobazlık olmaz ve FETÖ destekçileri ifadelerinde yer verdiği sosyal medya paylaşımında şahsım ve belediyemiz bir terör örgütüyle irtibatlandırılmıştır. Sinan Akçıl tarafından İyi Melek Gökçek'in paylaşımları benimsenerek paylaşılmaya devam edilmiştir. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek kanunda suç olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda da ben Haydibolu Belediyesi ve Belediye Başkanı Fehmi Altayol olarak tüm yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Benim açıklamalarım bunlar ibarettir. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum.